Efendim hayırlı pazarlar. İnce Fikir'e hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra bu hafta ben moder edeceğim programı. Fadime Özkan'la beraber olmayınca doğrusu kendimi çok eksik hissediyorum. Bu hafta ama eksikliğimizi çok değerli konuklarımızla beraber inşallah tamamlayacağız. Kendilerini sizlere tanıtmak, hatırlatmak istiyorum. Kamuoyunun çok yakından tanıdığı isimler. Sayın Profesör Doktor Talip Küçükcan, kendisi milletvekili de yaptı. Hoş geldiniz hocam. Teşekkür ediyorum. Hala Marmara Üniversitesi'nde misiniz hocam? Evet, Marmara Üniversitesi'nde devam ediyorum. Sizden ders aldım. Onu da hatırlatayım. Yüksek lisans dersimize geldiğinizi hatırlıyorum hocam. Öğrencilik her zaman fevkalade güzel. Tabii beraber milletvekili yaptığımız Zafer Sırakaya ve hemşerim Tokatlı aynı zamanda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Bu hafta Fadime'ye çok özel geçmiş olsun diyorum. Annesi çok ciddi rahatsız. Babası Covid oldu. Hal böyle olunca bu hafta Fadime aramızda değil. Ben de aylardır kendim sağlık sorunları yaşadım, işte Covid geçirdim geçen hafta. O sebeple uzunca bir aradan sonra ben de sizlerle birlikteyim. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Herkese, bütün Türkiye'ye önce geçmiş olsun diyorum. Covid çünkü bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de son dönemde yoğun bir şekilde devam ediyor. Mecliste de çok yaygın arkadaşlarımız arasında. Belki en yoğun hasta sayısının olduğu yerlerden bir tanesi de Türkiye Büyük Millet Meclisi. Acil şifalar diliyorum. Bugün tabii hep taze kalan bir konuyu konuşacağız. Bu ifadeyi çok sevmiyorum aslında ama İslamofobi etrafında konuşacağız. Daha evvel bir konuyu konuşurken bu kavramı kullanmak doğru mu diye de tartıştığımızı hatırlıyorum. Ben doğrusu İslamofobi demek de istemiyorum. Yani İslam ve fobik bir kelimeyi, fobi korku içeren bir kelimeyi yan yana getirmeyi dahi sorunu görüyorum. Ama görebildiğim kadarıyla terminoloji olarak da bu oturdu. Belki bunun yerine bir şey de üretmek lazım. Bu manada. İslam düşmanlığı gibi, İslam evet. Karşıtlığı gibi. Evet, yani İslam karşıtlığı daha doğru. Ama sanki problemin tam da bu terim de karşılamıyor diye düşünüyorum. Ama bugün bunları konuşalım. Fakat bunu konuşurken sadece de bu minvalde kalmak istemiyorum. Çünkü genel manada baktığımızda ben artık pek çok meselenin dışarıda bir mesele, yurt dışında bir mesele, Türkiye'de ayrı bir mesele olarak telakki edildiğini görmüyorum. Bu bir şey, bir daire. Bir dönüşüm var, bir circle var ve içeride olan bir mesele, bakıyorsunuz dışarının meselesi, dışarıda olan bir şey de Türkiye'nin meselesi. Yani bunlar birbirlerini bir taraftan şey yapıyor, hem besliyor ama bir taraftan da bu tezleri güçlendiren altyapılar olarak bize sunuluyor. Ama dünyada hiç şey olmuyor, hafta geçmiyor, hadiseler oluyor. Yani bir problem var, o problemi biz bizatihi kendini konuşmak yerine o problemden çıkıyoruz. Ve İslam üzerine muazzam haksız bir tartışma oluyor. Hatta buraya gelmekte insanlar kaygı duyuyor ama geçtiğimiz hafta hepimizin çok 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 üzüldüğü bir hadise yaşandı. Bir evladımız, tıp fakültesi öğrencisi evladımız hayatını kaybetti, intihar etti. Biz bu konuyu bile ne hakkıyla üzülebildik, ne hakkıyla bu konuyu konuşabildik. Buradan da bakıyorsunuz yine işte siyaset, karşıtlık. Yani şurada bu işleri yaparken bir mesele önce belki akademik manada bakış burada çok devreye giriyor diye düşünüyorum. Bu kadar önemli konuları konuşurken nasıl bir perspektifle önce konumlandırmalıyız kafamızda? Ve bu konuları konuşurken neden asıl meseleyi konuşmak ve buradan bir yere varmak yerine böylesine Türkiye'de ve dünyada siyasi bir karşıtlık içerisinde ve bir polemik içerisinde, netice alınmayacak bir karşıtlık içerisinde bu konuları konuşmaya devam ediyoruz diye Talip Hocam önce size söz vermek istiyorum. Hoş geldiniz diye. Çok teşekkür ederim ben de. Gerçekten çok önemli bir konu bu. Zira zaman üstü bir konu. Yani sizin söylediğiniz gibi neredeyse hemen hemen her yıl, hemen hemen her dönem üzerinde durduğumuz konular bunlar. Tabii insanların dinle, İslam'la ilişkileri bir zihniyet meselesi. Bunun altını çizmemiz lazım öncelikle. Yani özellikle işte Türkiye'de veya başka yerlerde, gerek Türkiye içinde gerek Türkiye dışında dinle toplum arasındaki ilişkileri, dinle siyaset arasındaki ilişkileri, dinle birey arasındaki ilişkileri hangi zeminde tartışıyoruz? Bu tartışma Türkiye'de ne yazık ki pek rasyonel zeminde yürümüyor. Yani siz söylediniz ya, akademik bakış açısı nasıl olmalı böyle bir konuda? Yani nesnel bir tartışmayı, objektif bir tartışmayı yürütemezsek eğer, herkes kendi ideolojisi ve mahallesini savunacak şekilde bir tartışma içerisine girerse o zaman Türkiye'deki kronik meselelerin hiçbirisine ilişkin çözüm bulmamız mümkün görünmüyor. Onun için bir kere tartışmayı rasyonel bir zemine aslında getirmemiz lazım.
Bunu başarmak kolay mı Türkiye'de? Elbette kolay değil. Sebebi ne bunun? Bunun sebebi Türkiye'nin çok ideolojik temeller üzerine kurulmuş olması. Yani neden İngiltere'de, Fransa'da, Almanya'da, Amerika'da bu konular bir tartışma konusu olmuyor? Çünkü devletin temelinde bizdeki gibi insanların zihinsel yarılmalarına neden olan, duygusal travmalara neden olan bir ideolojik konumlandırma yok devletin kuruluşu itibariyle. Türkiye'nin tek parti dönemine baktığımız zaman, daha sonraki dönemlerde baktığımız zaman merkez diye niteleyebileceğimiz kesimin bir mühendislik projesiyle Türkiye'de işte insanlara belirli bir din anlayışı, belirli bir kimlik algısı, belirli bir yaşam biçimi empoze ettikleri biliniyor. Bu toplumun çeperi tarafından, çevresi tarafından, daha doğrusu büyük kitleler tarafından kabul edilmediğinde de nasıl müdahaleler yapıldığını da biliyoruz. Yani işte darbeler olduğunu biliyoruz, darbeye benzer bir takım başka girişimlerin olduğunu biliyoruz. Türkiye'de üniversitelerde işte ikna odaları kurulduğunu biliyoruz. Yani toplumsal mühendislik dedikleri tabii, burada tabii, devreye giriyor herhalde. Dolayısıyla tartışmayı bir türlü rasyonel bir zemine alamıyoruz. Yani peki şunu bize, bir soru olarak ilave edeyim. Neden zaman problemi çözüyormuş gibi görünsek bile ufacık bir şey de bizi geri götürüyor? Yani zaman niye iyi etmiyor hocam sizce bizi? Geçen zaman bazı problemleri çözdük ama ona rağmen böyle bir hararetli tartışma olduğunda hiç bunlar yaşanmamış, hiç iyileşme olmamış gibi aslında bir rücu etme hali oluyor. Bunun şeyi nedir yani? Psikolojisi nedir? Hakikaten anlamak istiyorum bunu. Yani bunun tabii temel nedenlerden bir tanesi şu, bir özgüven eksikliği olduğunu düşünüyorum ben. Bu konularda tartışmaya başladığımızda, bu tartışmalarla gündeme geldiğinde, kamuoyunun önüne geldiğinde böyle bir taraf var. Yani özgüven eksikliği çok ciddi bir şekilde duruyor. İki, kimliklerin inşasında ideolojilerin çok baskın bir rol olduğunu düşünüyorum ben buralarda. Mesela Türkiye'de işte diyelim ki seküler bir kimlik inşa edildi. Şimdi bu seküler kimlik bir öteki inşa etmeye başladı ve güvenlikleştirme üzerinden bu meseleleri tartışıyoruz. Mesela bu tıp fakültesinde okuyan kardeşimiz, Allah rahmet eylesin, bunun vefatıyla ilgili olarak hemen o akşam mesela hashtagler açıldı sosyal medyada, hatırlarsanız kapatılsın, işte yasaklansın vesaire gibi. Bunlar rasyonel tartışmalar değil. Yani rasyonel tartışmadan kastettiğimiz şey şu, mantıklı tartışmadan. Bir meselenin temeli nedir, geçmişi nedir, sebepler nelerdir, bunlar üzerinde durabilmeliyiz. Bu tabii kendi içerisinde bir öz eleştiriyi de barındırması gerekiyor. Yani bu mesele sadece toplumun belirli bir kesiminin işte eleştirdiği ve diğer kesimin sessiz kalması gereken de bir mesele değil. Bunu da ifade etmekte yarar var. Tabii Türkiye'de biliyorsunuz bu işte farklı dini grupların yasaklanmış olması geçmişte yeni bir takım yapılanmalar neden oldu. Yani Türkiye'nin sosyolojik yapısına baktığımızda bunu açık ve net bir şekilde görebiliyoruz. Hatta başka ülkelerde de var. Yani yeni dini hareketlerde o kadar fazla bu meseleler tartışılıyor, araştırılıyor ve kamuoyunun önüne de getiriliyor ki hiçbir meşruiyet problemi yok bunların. Ama Türkiye'de ne yazık ki zamanında bir takım yasaklamalar olduğu için bir takım cemaatler, onların açtığı okullar, yaptıkları sivil bir takım yatırımlar bugün bu bahsettiğimiz güvenlikleştirme penceresinden hep görülüyor. Bu bakış açını terk etmediğimiz sürece, ki sizin de söylediğiniz gibi bir türlü terk edemiyor Türkiye bunu veya Türkiye'de belirli kesimler terk edemiyor. Çünkü şu kolay bir şey değil. Yani Türkiye'de bu bahsettiğimiz kurucu felsefe... Yeniden bir kimlik inşasında yeni bir şey kurup, yeni bir argüman, teori kurup yeniden inşa etmek herkese zor geliyor galiba. Bunu görüyorum yani. Zor geliyor. Ya hele tabii son zamanlarda daha da zorlaşmaya başladı. Çünkü dünya artık biraz daha dışa kapanmaya başladı. Yani pek çok yerde bunu görebiliyoruz. Belki programın ilerleyen saatlerinde, dakikalarında konuşacağız. Yani Avrupa gibi, işte Batı gibi en fazla dışa açık olduğunu söyleyen yerlerde bile bir içe kapanma var. Yani kimlik politikalarının daha da sertleştiği, daha da keskinleştiği, daha köşeli hale geldiği bir artık dünyada yaşıyoruz. Yani Covid'le birlikte daha etkin olmaya başladı. Tabii. Yani o dünya tek düzeleşiyor. Birazdan ben buna da girmek isterim. Çünkü bu hani hangi bağlamda tartışmalıyız bu meseleleri önemli. Şimdi Almanya'da Zafer Bey belki daha iyi bilecektir. Çünkü çok sık gidip geliyor, orada kaldı. Thomas Bauer diye birisi var. Yakınlarda Türkçe'ye çevrildiğinde bir kitabı var. Dünyanın tek düzeleşmesi diye. Çok güzel bir kitap bu. Normalde diyor Avrupa işte çoğulcu olarak bilinir, farklılıklar içinde barındıran yer olarak bilinir diyor. Fakat şimdi geldiğimiz nokta öyle bir nokta ki küreselleşme, kapitalizmin yükselişi, tüketim kültüründe işte belirli dominant bir takım işte eğilimlerin olması nedeniyle artık dünya tek düzeleşmeye başladı. Yani evet, farklılıklar, çeşitlilikler yavaş yavaş kayboluyor. Hatta diyor bu sadece insan ilişkilerinde, toplumsal ilişkilerde değil. Yani tükettiğimiz gıdalarda bile neredeyse bir takım gıda şirketleri, bir takım tekeller, tröstler artık bize
neyi tüketeceğimizi bile artık neredeyse belirlemeye başladılar. Ve bu çoğulculuk ne yazık ki bütün dünyada ciddi bir darbe almaya başladı diyor. Onun kastettiği şey şu, aslında müpemlik alanı diye bir alan olması gerekir. Yani farklı farklı Bağberin düşünceleri... Bağberin böyle bir kitabı da yok muydu hocam? Müpemlik kültürü ve İslam. Tabii de bir önceki kitabı oydu. Yani ben zaten onu okumuştum, bunu, çok etkileyici bir tabii, kitaptı gerçekten. Zaten bu tartışmayı biraz İslam üzerinden yapıyor. Yani Batı'ya bir mesajı var. Diyor ki Batı'ya, İslam dünyası ve İslam kültürü kendi içerisindeki çoğulculuğu her zaman barındırmıştır. Hakikatle ilişkisini çok farklı yerlerden kurabilmeyi başarmıştır. Bunun da çok somut örneklerini veriyor geçmişte. O nedenle hatta bir kitabı daha var. İslam'da neden Orta Çağ yoktur diye de bir başka çeviri onu kitabı var. Evet. Aslında o kitapta da bunu söylüyor. Yani Avrupa ve Batı Orta Çağ'ında çok ciddi travmalar yaşarken, din savaşları yaşarken, ötekiyle bir türlü ilişki kuramazken, aynı dönemdeki İslam dünyasına bakıldığında çok farklı... Bir Orta Çağ diye bir dönem tabii, yok. Tabii öyle yani. Bir dönem yoktur. Bir dönem yok çünkü yani. Çok farklı yaklaşımlar tolere edilmiştir, hoşgörüyle karşılanmıştır, birbirleriyle zıt fikirler çarpışabilmiştir. Buna imkan sağlayan bir anlayış. Bakın bu çok önemli. Siz en başta girişi belki böyle konumlandırabiliriz. Bir bakış açısı, bir mantalite, bir zihniyet meselesi bu. Ve İslam özü itibariyle aslında diyor bu çoğulculuğa sahip bir yer. Nihayetinde işte Osmanlı İmparatorluğu'na da baktığımızda bunları görebiliyoruz. Ama bugünün batısına baktığımızda çoğulculuğu aslında 1950'lerle başlatabiliriz diyor. Yani çok daha homojendi. Gerek işte siyahilerin gelmesi, Müslümanların gelmesi, Pakistan'dan, Hindistan'dan, eski sömürge ülkelerinden ve daha sonra 1950'lerde, 60'larda Türkiye'den gidenlerle beraber Avrupa'da bir çoğulculuk yaşanmaya başlandı. Fakat bugün geldiğimiz noktada tekrar diyor bu bir tek düzeleşme söz aslında konusu var. Aslında rücu etmek istiyor galiba evet. Avrupa. Dolayısıyla yani bütün bu tartışmaları eğer böyle bir rasyonel zemine oturtabilirsek o zaman Türkiye'deki ideolojik bağlamdan daha farklı, daha sağlıklı, daha yapıcı bir tartışmaya doğru gidebiliriz diye düşünüyorum. Ama tabii burada belki de yani bir perdenin iki tarafına da bakmak lazım. Bir taraftan çok katı, seküler bakış açısıyla bu konuları değerlendirenler var. Özellikle bu kardeşimizin işte hayatına son vermesine. Bir de sanki bu meselelerde hiçbir şey yokmuş gibi, hiç sanki üzerinde durulmaması gerekir gibi bir anlayış da var. Belki belirli çevrelerde. O anlayışın da yeniden aslında bir aynaya bakıp biz nerede hata yapmış olabiliriz bu çocukla ilgili bakıldığında şunu söylemek lazım. Yani bu kalıp yargılar açmak için söylüyorum bunu. İntihar oranlarına bakıldığında İslam ülkeleri ilk onda yok. Onu söyleyelim. Yani dinin bizatihi kendisinin intihar nedeni olabileceğine ilişkin hiçbir bilimsel veri yok. Pek çok şeyin yanında o da etkili olabilir. Yani işte yoksulluktan tutun da radikalleşmeye, oradan tutun da yalnızlığa, oradan tutun da işte aile baskısına, mahalle baskısına pek çok şeye baktığımızda dolayısıyla yani eğer böyle bir çerçevede tartışabilirsek yani işte dünyanın ilk onunda bir İslam ülkesi yok intiharda. Demek ki din birinci derecede önemli bir intihar sebebi olamaz. Ama bu şu demek değil. Hiç etkisi olmayabilir mi? Elbette olabilir. Dinlerde çok... Bu olayı küçültmek için de bir asebe şey değil. Yani bu olayı bence bütün boyutlarıyla bu veya başka olayları yani başka boyutlarıyla konuşmamıza engel bir mesele yok bence. Yani böyle bir savunmaya girerek bu konuyu ne küçültelim ne büyütelim. Tabii. Yani ne kadar vahim bir durum olduğunu görerek ve hak ettiği gibi yani çocuğumuzun da anlatmaya çalıştığı neyse anlamaya çalışarak ailenin durumunu, toplumu, dengeyi, mesleki problemleri her birini yani konuşalım. Buradan eğer bir siyaset çıkacaksa da onu zaten biz çıkarmayalım. Yani dinleyenler oradan onu bir siyasete dönüştürmek istiyorlarsa onlar kafalarında dönüştürsünler. Yani belki son cümle olarak şunu söyleyebilirim hani bu noktada. Eğer yani insanların tabii kimliklerinden ve ideolojilerinden sıyrılması çok mümkün değil. Yani onu tamamen de bir yere bir tarafa bırakamayız. Çünkü insanı yani onu var eden özellikle bir kolektif kimlikler söz konusu olduğunda onun bir parçası eden şey o kimlikleri, değerleri, onun içerisindeki belki bir takım ideolojik tutumları. Ama belki ideolojik tutumlar ve kimlik insanı körleştiriyorsa ki zaman zaman bunun olduğunu söyleyebiliriz hem Türkiye'de hem de Türkiye'nin dışında. Özellikle mesela şimdi popülizmin yükseldiği dönemlerde. O zaman daha sağlıklı bir yaklaşımımız olabilir. Yani bu ideolojik kıskançlardan Türkiye'nin hangi kesimi olursa olsun kurtulabilirsek daha makul bir şekilde masanın etrafında çok farklı düşünceleri bir araya getirebiliriz diyebiliriz. Çünkü bizde var bunun. Yani o müpemlik kültürü dediğimiz şey, müpemlik hoşgörüsü dediğimiz şey, yani sizin görüşünüz farklı olabilir, Zafer Bey'in bakışı farklı olabilir. Ama bir ortak zeminin her zaman bulunduğu bir coğrafyada ve bir medeniyette aslında Türkiye öyle bir havzada yaşıyoruz. Bunun çok ciddi geçmişte tabii travmalar yaşandı. Yani bunu unutmak o kadar da kolay değil işte. Siz de onun çok ciddi mağdurlarından birisi ola geldiniz. O zaman şimdi demek ki
bu rasyonel zemini bulabilmemiz lazım. Yani bunda aydınların, siyasetçilerin, medyanın, herkesin tabii ki görevi var. O nedenle böyle bir herkes kendi mahallesinin savunuculuğuna soyunursa, sizin az önce ifade ettiğiniz gibi, o zaman bu meseleleri biz 2 yıl sonra tekrar aynı dille konuşacağız, 5 yıl sonra tekrar aynı dille konuşacağız. Ve bu Türkiye için ciddi bir enerji kaybı tabii. Bunu da kaydetmek gerekir diye düşünüyorum o zaman. Evet, Zafer Bey, kaç yaşında Tokat'tan gittiniz? Ben Almanya doğumluyum. Bu da hiç acaba çocuktan Türkiye'de hiç yaş, yok yani. Yani o anlamda Tokat'ta bir geçmişim yok. Ama tabii annem babamın Tokat'tan gelmesi hasebiyle bizim de her sene muhakkak Tokat'a gidişimiz oldu. Sıla-i rahim yapma imkanımız oldu. Benim kafamda bile sanki çocukluk Tokat'ta koşmuş oynamışsınız gibi kalmış. Bu intibayı vermişsem tabii Tokatlı kimliğimi ön plana çıkartmış olduğumu da gösteriyor. Ama tabii bizim için Tokat'a giriş, Almanya'dan geldiğimiz zaman biz Türkiye il sınırları, Türkiye'ye gümrük kapısından içeri girdikten sonra babama ilk sorumuz, baba Türkiye'ye ne zaman varıyoruz diye sorardık. Sonra İstanbul Boğaz Köprüsü'nden geçerdik. Babama tekrar Türkiye'ye ne zaman varıyoruz diye sorardık. Türkiye Tokat demek. Bizim için Türkiye Tokat demekti. Mükemmel oldu. Dolayısıyla öyle bir özlemimiz vardı. Tokat da benim için Anadolu demek zaten. Tokat'ın kültürünü baktığınız zaman, anneannelerine baktığınız zaman tamamen Türkiye'yi temsil ettiğini görüyorsunuz. O anlamda Tokat kültürümüzü yurt dışında da yaşamaya ve yaşatmaya da devam ettik. Şimdi niye Tokat dedim Zafer Bey? Şuradan. Şimdi orada doğup büyümekle kaç yaşınızda olursa olsun yurt dışına gitmek arasında bir fark var diye düşünüyorum. Şimdi benim kendi evlatlarım da yani yurt dışında dünyaya gelerek Türkiye'ye geldiler. Her halükarda orada doğduğunuzda, dünyaya geldiğinizde bir şeyi daha tabii kabul ediyorsunuz. Yani orada olanı, biteni, çevreyi algılamayı. Ama buna rağmen bir farkınız olduğunu, yani okula gittiğinizde, çevrede vesaire bir farkınız olduğunu, size dair insanların bir dediğim bir şerhi, bir çekincesi olduğunu bir çocuk olarak nasıl fark ettiniz? Önce oradan bence başlayalım. Yani esasında burada baktığınız zaman hocamın da başlamış olduğu noktayı belki devam etmek anlamında kendinizi tanıtma kültürünüzle ilintili bir şey olduğunu düşünüyorum. Bir yapıda, bir yaşamış olduğunuz ortamda siz kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz? Eğer kendinizi tanımlarken bir karşıtlık üzerinden tanımlamaya başlıyorsanız bir düşman kültürü ve bir düşman profili oluşturuyorsunuz demektir. Ben kendisini karşıt bir yapı üzerinden tanımlayan kültürleri hastalıklı kültürler olarak tanımlıyorum. Ben çocukluğumdan itibaren yani yaşamımı sürdürmüş olduğum ortamda hep bir karşıtlık üzerinden tanımlandığımı hissettim. Çocukluğumda yabancıydım. Gençliğimde Türktüm. Şimdik Müslümanım. Esasında biraz daha ileri gidince de AK Parti siyasetçisiyim. Dolayısıyla her bir dönemimde bir karşıtlık profilinin varlığını görmüş oldum. Bu tabii bunu Avrupa'daki hayatınız için söylüyorsunuz. Avrupa'daki hayatım için söylüyorum. Onun tanımlanması için, evet. Avrupa'daki hayatımda bunları gördüğünüz zaman yabancılaştırıldığınızı, ileri bir safhada dışlandığınızı, daha ileri bir safhada düşmanlaştırıldığınızı, belki son safhada da şeytanlaştırıldığınızı düşünüyorsunuz. Tabii Avrupa siyasi tarihinin şöyle bir geçmişine baktığınız zaman da zaten maalesef bu anlamda karşıda kendisi gibi düşünmeyen işte yapıların muhakkak dönüştürülmesi gerektiğini ve onların aydınlanmaya çekilmesi gerektiğini gösteren ibretler de var. İşte Haçlı Seferi'ni görüyorsunuz. İşte kolonyal dönemi görüyorsunuz. İşte Birinci Dünya Savaşı'nın varlığını görüyorsunuz. İşte Yahudi soykırımı varlığını görüyorsunuz. Tüm bunlar esasında bir karşıtlığın üzerinden yapılan bir tanımlamanın hem Batı toplumu için hem de dünyadaki değişik toplumlar için felaketler getirdiğini görüyorsunuz. Tam bu noktada esasında Avrupa Birliği felsefesinin kıymetini de burada görüyorum ben. Avrupa Birliği'nin oluşturulma gayesi zaten bir Avrupa'yı bir savaş alanından bir barış ortamına dönüştürmek ve devletler arasındaki bu barış ortamının sağlanmasıyla birlikte çok kültürlülüğün, fikir anlamdaki özgürlüğün, din özgürlüğünün sağlanabilmesi. Ancak gelmiş olduğumuz noktada maalesef artık bugün İslam düşmanlığı olarak tanımladığım, sizin de konuşmanızın hemen başında ifade ettiğiniz gibi onu bir İslamofobi olarak ifade edebilmenin mümkün olmadığı, İslam karşıtlığının İslam düşmanlığı olarak tarif edilen ki son dönem içerisinde yapılan kamuoyu araştırmalarında bu çok daha net olarak görebilme imkanınız var.
Salzburg Üniversitesi'nin 2018 yılında yapılmış olan bir araştırmasında 2000 denek üzerinde Avusturya'daki toplumun %45'i Müslümanların Avusturya toplumuyla aynı eşit haklara sahip olmaması gerektiğini düşünüyor. Şimdi sizin demokrasiyi içselleştirdiğiniz bir ortamda, tamamen insan haklarını tamamen içselleştirdiğiniz bir ortamda eğer toplumun %45'i Müslümanların Avusturya toplumuyla aynı eşit haklara sahip olmaması gerektiğini düşünüyorsa, bence burada sorgulanması gereken sadece siyaset değil, tabii, sadece sivil toplum çok, değil, çok daha büyük bir problem sadece var medya değil ve sadece Müslümanlarla ilgili bir problem de değil o zaman. Yani burada baktığınız tabii, zaman kendisinin dışındaki herkese karşıt olan bir zihniyetin meydana getirebileceği çok büyük bir tehdidin olduğunu düşünüyorum. Ve burada hem siyasetin, hem sivil toplumun, hem medyanın, hem kamuoyunun, hem kanaat önderlerinin çok belirgin görevler alması gerektiği peki, bir noktadayız. Peki bu geçen zaman içinde bir yükselen bir ivme olduğunu yaşayarak teyit ediyor musunuz? Yani %45'e varan bu şeyle ivme artarak devam ediyor. Onu görüyoruz. Ben yani dışarıdan öyle görüyorum. Yani bunun esasında bir tek örnek üzerinden gitmiş olsanız Özlem Hanım, siyaseti örnek alabiliriz. Benim çocukluğumda veyahut da gençlik yıllarımda Avrupa'daki bir ırkçı partinin kurulması aşamasında Anayasa Mahkemesi tarafından bunların muhakkak takip edilmesi ve hızlı bir şekilde yasaklanması gerektiği düşünülürdü. Daha ileriki safhada bu ırkçı partilerin varlığının artık olağan hale geldiğini gördük. Son 20 yıl içerisinde bu ırkçı partilerin artık parlamentoda temsil edilmeye başlandığını görmeye başladık. Şu anda Avusturya'da ırkçı partinin oy oranı %15-20 bandındadır. Almanya'da Almanya için alternatif partisinin oy oranı %12-15 bandındadır. Avrupa'daki her bir ülkeyi sayabiliriz. Her birinde bunların oy oranı %5 ile %15 bandı arasında değişir. Birçoğunda bunlar şu anda ya iktidar ortağıdır veyahut da iktidar ortaklarını destekleyen bir konumdadır. Bunun çok daha ileri bir safhası maalesef şu anda ana akım siyasi partilerin birçoğu bu ırkçı partinin fikirlerini savunur hale gelmiş olmasından geldiği bir noktadayız. Yani ırkçı partinin oy oranlarını devşirebilmek için onların söylemlerini kendi söylemi haline getirmiş olan bir ana akım siyasi partilerin varlığını görüyoruz. Alkol tedavisi görmüş olan insanların tekrar alkole başlaması çok sıkıntılı olur. Evet. Batı'nın alkol tedavisi gördüğünü bilmemiz gerekiyor. Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı'nın kaynaklarını iyi etüt edebilmemiz lazım. Dolayısıyla alkola kesinlikle yaklaşmaması gereken bir Batı'nın bugünkü gelmiş olduğumuz noktada bütün bu Avrupa Birliği değerleriyle de çelişen tutumuyla ilgili öyle tahmin ediyorum ki Türkiye'nin özellikle Osmanlı'nın özellikle bizim medeniyetimizdeki değişik toplumların bir arada yaşama kültürünü o çok kültürlülük anlamındaki vargısından bizden istifade edebilecekleri çok çok önemli safhalar olduğu düşüncesi içerisinde. Bunun yöntemler üzerine şimdi tabii hocam Baber'in çok güzel kitabını bana hatırlattı. Bir pembik kültürü meselesi. Şimdi kitaptan tabii en aklımda kalan cümle müphem ifadesinin muhteşemliği. Yani İslam'ın bilmekten ziyade yani müphem kelimesini ile ne kadar muhteşem bir derinlik kazandığını anlatıyor aslında kitap. Yani her şeyi bilmek değil, her şeye aslında o müphemlik algısı içerisinde yeni cevaplar aramak ve inkişafın da bu kavram etrafında şekillenebileceğini anlatıyor. Tabii şu anda o kadar insanlar katiyet içinde konuşuyorlar ki müphem olarak durmayı, bir konuya şüpheyle yaklaşmayı, acaba demeyi bir zafiyet olarak algılıyorlar. Oysa ki İslam'daki en büyük güç, temel ilkeler belli ama o kadar çok mesele var ki işte insanlık tarihi boyunca var ve olmaya devam edecek. Tüm bunlara cevap ararken işte o müphemlik dediğimiz şey içerisinde acabalar, tam emin olmadan arayışlar içerisinde olmak, doğruyu tek tip olarak görmemek. Biz mesela hukuk özellikle okuyanlar için her zaman cevap tek değildir. Yani birden fazla cevap içerisinde doğruya varabilirsiniz. Evet belki gidilen yol aynıdır ama oraya varmak için
farklı yollar vardır ve bu her bir yol da doğrunun bir parçasıdır, belki tamamlayıcısıdır. Kendisi de bizatihi tek başına doğruyu temsil etmez. Onların her birinin yekûnü aslında doğruyu temsil eder. Şimdi burada bu müpermlik meselesinden şuna size hocam sormak istiyorum. Şimdi çok zor bir durumdayız. Bir taraftan can yakıcı meseleler var. İşte bahsetti, yani Zafer Bey de bahsetti. Bize gelen saldırılar var içeride, dışarıda. Çok yoğun bir saldırıya maruz kalıyoruz. Bu saldırılar karşısında insanın canı yanarken çok tabii olarak onun önce savunmaya geçiyor. Hayır öyle değil, onu yapmadım, böyle değil. Kendinizi anlatmaya çalışıyorsunuz. Ama bunu yaparken kendi temel meselelerinizi, belki konuşmamın başında da ifade ettiğim kendi temel meselelerimizi doğru zeminde konuşamaz hale geliyoruz. O kapanma hali, o kadar çok saldırıya maruz kalma hali bizim kendi yaramıza, kendimizin neşter atmasına engel oluyor. Doğru değil ama tabii olarak engel oluyor. Şimdi burada benim sormak istediğim mesele, bu İslam düşmanlığı dediğimiz, o İslam karşıtlığı dediğimiz meselenin dünyada ve Türkiye'de daha çıtasının aşağı inmesi için ve aynı zamanda problem üretiliyorsa, acaba bu soruyu soralım, yani hakikaten problemin ortaya konmasında bir dahli var mı yaklaşımların? Ya da bu meselenin hem sönümlenmesi için hem de aynı zamanda biraz evvel ifade ettiğiniz, yani dünyada bunun örneklerini daha evvel dünya yaşamış işte, yani o yüzden bu haber bunları örnek olarak anlatıyor. O yüzden Orta Çağ'da, İslam'da Orta Çağ olmadığını anlatıyor. Sadece geçmişi değil, geçmişten feyz alarak bugün biz dünyaya nasıl bir şey sunabiliriz, yani nasıl kendi anlayışımızla beraber hangi yöntemle neyi anlatabiliriz ki dünyada hem bu İslam'ın ortaya koyduğu hayat anlayışından bir dünyada feyz alsın ve aynı zamanda da bu konuştuğumuz problemlerin içerisinde debelenmekten çıkalım yani. Ya önce isterseniz Zafer Bey'in aslında üzerinde önemli durduğu bir konu vardı. Onun altını biraz daha kalın harflerle çizelim ki, ya da çizgilerle. Bu meselenin ne kadar zor olduğunu, yani İslam dünyasında Müslümanların ne kadar çabalarsa çabalasın, mesafe kat etmelerinin zor olduğunu ifade edelim öncelikle. Ama nedenini de açıklayalım. Rakamlar mı hocam? O rakamlara mı dayanacağız? Yok, rakamlar değil. Yani bu bir, dedim ya, bir Avrupa merkezli bir medeniyet, Avrupa merkezli bir dünya, Avrupa merkezli bir gelecek inşa etme ile ilgili bir çok büyük bir hikaye var bir kere. Yani bunun neresindeyiz? Bir kabulü var tabii. Tabii çok büyük özcü yaklaşımlar var. Yani Zafer Bey söyledi. Şimdi ben tarihi bir analiz yapmak istemiyorum burada ama Edward Said'in oryantalizmini burada hatırlatmakta yarar var diye düşünüyorum. Çünkü pek çok şeyin aslında temelini orada bize gösteriyor. Yani işte Edward Said 1970'lerde o kitabı yazdığında geçmişteki hatıratlara baktı, romancılara, tiyatroculara, işte siyasi söylemcilere, yani bakmadığı şeye kalmadı ve sonuç itibariyle bize şunu söylüyor. Avrupa merkezli bakış ötekine, bunun içerisinde sadece İslam dünyası yok. Yani Çin'e de öyle bakıyor, Hint'e de öyle bakıyor, Rusya'ya da işte öyle bakıyor, Ruslara da. Yani bir doğu ile batı dikotomisi kuruyor. Böyle bir işte polarizasyon yaratıyor. Böyle bir ikilem var. Birisi iyi, güzel, demokrat, insan haklarının olduğu yer, güzel, medeni, diğeri tamamen medenileştirilmesi gereken. Bakın sadece barbar değil. Barbar olur, öyle bırakırsınız kendi halinde ama değil. Müdahaleciliği zihinlerinde ve tarihsel olarak meşrulaştıran bir bakış açısı var bugün. Dün de öyleydi, bugün de böyle. Savaşları da bu şekilde meşru hale, evet, getiriyorlar. Dolayısıyla böyle bir gerçeklik payına bakmamız lazım. Yani ne kadar zor olduğunu bunun ifade etmek için söylüyorum. İkincisi, belki Soğuk Savaş sonrasında işte bu medeniyetler çatışması teziyle ortaya çıkan Samuel Huntington'ın yazdığı, 11 Eylül'de daha da keskinleştirilen, bakın işte ben söylemiştim, biz söylemiştik zaten Soğuk Savaş'tan sonra. 11 Eylül'de tabii, dolayısıyla bütün bunlara baktığımızda rakamları bir tarafa bırakalım. Yani o rakamlar da önemli tabii. Onlara da belki değinmekte yarar var. Çünkü işin bir popüler göstergesi var. Bu bahsettiğimiz bakış açısının, söylemin siyasete yansıyışı, akademisi, eğitime yansıyışı ve ondan nasıl bir bugün işte modern batılı zihin üretildi ve ötekiyle ilişkisi nasıl bunların? Kendi içindeki azınlıklar da dahil olmak üzere, göçmenler de dahil olmak üzere. Bir kere böyle bir akut bir problem var. Bunu görmemiz lazım. Yani Avrupa merkezli ya da Eurocentric bakış açısı orada duruyor. Çok güçlü ve bugün de tekrar kendisini sinemayla, tiyatroyla, medyayla, üniversiteyle tekrar inşa eden bir yapı var. Bakın Boris Johnson'ın İngiliz gazetelerinde manşet olan bir söylemi var. Başbakan olmadan önce söylemiş ama başbakan olduktan sonra bunu ortaya çıkarmışlar ve kocaman gazetelerde, meşhur gazetelerde manşetti. İslam dünyasının
şimdiye kadar geri kalmasının sebebi din diyor. Başka bir şey demiyor. Bakın bir cümlelik bir şey söylüyor. Bu bahsettiğimiz bütün aslında bakış açısını bir kere özetliyor zaten. Bugün İngiltere'nin başbakanı bu. Yani sizin, bizim, hepimizin, Türkiye'nin ilişki kurduğu işte modern ülkelerden bir tanesi. Aslında pek çok işte aklından geçen ama bu kadar rahatsız telaffuz etmeyeceği evet, çok, bir şey. Tabii, var. Hepsinin yani aklından bir, tabii, geçmiştir. Yani. Tabii bir toplam. Hatta din de dememiştir yani. Biraz daha açsanız İslam der yani. Sadece din de tabii, tabii kastettiği şey evet. o zaten yani. İşin böyle bir tarafı var. Bunu bir görelim. İkinci tarafı şu işin. Yani İslam dünyasının ne ürettiğine bir bakmamız lazım. Siz dediniz ya yani İslam, Müslümanlar bu bahsettiğimiz İslam karşıtlığı, bu özcü yaklaşım, bu kalıp yargılarla değiştirmek için ne yapabilir? Ya kalıp yargıları değiştirmenin çok zor olduğunu bilelim. Ama şöyle bir hakikat de var. Bunu da görmezden gelemeyiz. Yani İslam dünyasına baktığımız zaman bugün işte İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye çok sayıda ülke var. 57 tane üye olması lazım. 57 ülkenin ne ürettiğine bakmamız lazım. Yani biz dünyaya ne sunuyoruz? Ama biz de eğer İslam'ı ve Müslümanlığı bir medeniyet olarak görüyorsak, işte bir kültür olarak görüyorsak, bir birikim olarak görüyorsak, geçmişte insanlara çok şey vermiş olan, bugün acaba biz ne veriyoruz diye bakmamız lazım. Elbette bu kolonyal ve sömürgeci zihniyet orada duruyor, ona bir şey söylemiyoruz. Yani şimdi İslam dünyasında baktığımız zaman işte çatışma merkezlerin büyük bir çoğunluğu İslam dünyası. Yemen, Irak, Suriye, işte Sudan, Somali, Müslüman nüfusun çok yoğun olduğu yerler. Afganistan. Tabii. Diğer taraftan işte birkaç istisnasının dışında, Türkiye işte bunun başında, işte istisnaların başında bir ciddi bir meşruiyet probleminin olduğu bir dünyadayız. Yani siz hukukçusunuz ve bu konuları çok işte yakın takip ediyorsunuz, yazıyorsunuz, çiziyorsunuz, mecliste konuştunuz, hala konuşuyorsunuz. Yani Türkiye'de işte bir demokratikleşme problemi var ve son 20 yıldır bu çok önemli aşamalardan geçerek geliyor. Yani dünya baktığı zaman işte hatırlarsanız Türkiye model ülke deniliyordu. Ondan da vazgeçtiler o. Sizin de söylediğiniz saldırılar. Belki onun da üzerinde durmak gerekiyor. Neden dün model ülke olan Türkiye birden modellik bitti de daha farklı bir yere doğru insanların zihninde kodlanmaya çalışılıyor. Evet. Ama yani İslam dünyasının bugünkü durumu hali pürmelali. Bizi bu İslam karşıtlığı ile ilgili çok önemli argümanlar, çok önemli işte malzemeler üretmeye engel oluyor, onu söyleyelim. Çünkü radikalizm, işte 11 Eylül'ü kim yaptı? 11 Eylül'ün arkasındaki nedenleri tartışabiliriz ama bugün bütün dünya kim yaptı diyor. İşte El-Kaide diye bir örgüt yaptı. Başında kim vardı? İşte filan kişi vardı. Nereli bu? İslam dünyasından gelen Müslüman kimlikli olan birisi. Elbette bu örgütün kuruluşu, bu örgütün arkasında çok farklı şeyler olabilir, hesaplar olabilir. Ona da bakmak gerektiğine inanıyorum. Çünkü 11 Eylül dünya tarihi yazıldığı zaman, İslam ve Batı ilişkiler yazıldığı zaman geçmişte, hala bugün de 11 Eylül öncesi ve sonrası diye herhalde yazılacaktır diye düşünüyorum. Çünkü ondan sonra Irak işgal edildi, Afganistan işgal edildi ve İslam dünyasındaki bu bahsettiğimiz travmalar, hali pürmelal durum daha da artmaya başladı. Yani öyle bir neden oluşturuldu ama altyapısını dikkat edin, işte bu uygarlıklar çatışmasıyla başladı bu iş. Yani Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra yeni bir öteki, yeni bir düşman mücadele edecek yeni bir grup diyelim. Onun içerisinde İslam dünyası işte konuldu. Dolayısıyla şimdi işin böyle bir gerçekliği var. Evet, biz tabii ki çok rahatsızız İslam karşıtlığından vesaireden. Özellikle tabii Zafer Bey bu meseleyi çok daha etkili bir dille anlatacaktır. Çünkü kısmen yaşadığı anlaşılıyor bu tecrübeleri. Şimdi çoğunluğun Müslüman olduğu yerde Müslüman olmak konforlu bir iş. Çok. Ama azınlıksanız bir yerde, hele de dini pratiklere, dini kimliğinizi bir şekilde hissettiriyorsanız ya da belirginse, orada Müslüman olmak, orada inançlı bir insan olmak çok daha zor. Türk olmak, Müslüman olmak fark etmez. O bakımdan böyle bir değerlendirme yapmamız lazım. Yani İslam dünyası nerede bugün? Bu meseleleri ne kadar ciddiye alıyor? Bakın İslam İşbirliği Teşkilatı 57 ülkeyi temsil ediyor ama İslam karşıtlığı ve İslamofobi ile ilgili olarak ne yapıyor diye sormamız lazım. Tek tek ülkelerin yaptığı şeyler olabilir. Yapması da gerekir. Ama öncelikle bütün bu bahsettiğimiz işte 1,5 milyar, 2 milyar Müslüman temsil eden bir kurum var orada. Ve bu kurum dünyada meşruiyeti olan, herkes tarafından tanınan, bazı İslam ülkeleri dışında da temsilciler var. Amerika'dan, Rusya'dan biliyorsunuz onları da temsil ediliyordu. Üye değiller ama gözlemciler. Gözlemci olarak oradalar. Evet. Bakın burada sadece bir tane şey yapıldı. Bir observatuvar, gözlem evi gibi bir şey kuruldu. Birkaç sene boyunca burada sadece
Batı medyasında ki İslam karşıtı ile ilgili haberler, saldırılar vesaireler tarandı, raporlandı. Yani yapılan şey aslında pres taraması, basın taraması yapıldı. Ama onun ötesinde acaba İslamofobi araştırmayla ilgili, bunlarla ilgili yayın yapma, bir bilinç oluşturma, bir söylem inşa etme, hatta tanımlama, bakın siz de dediniz ya, bakın. Yani İslam karşıtlığını... Ya da bazen de bazı olaylar tanımlamanın ötesinde hukuken tabii takip etmek lazım. Aynen. Yani uluslararası hukuk açısından onları gündemde tutmak tabii ve onlardan sonuç almamız şimdi gereken konular. Burada bir, tabii bir öz eleştiri yaparak gitmemiz lazım. Bakın İslamofobi ile ilgili en temel çalışmayı İngiliz hükümeti yaptırmış. 1998'de yayınlamışlar İslamofobi. Herkes için, hepimiz için bir meydan okuma alt başlığıyla bir rapor yayınlamışlar. Raporu İngiliz hükümeti diyor ki bir think tank'e, bir kuruluşa, siz yapın. Bunun içerisinde Müslümanlar var, gayrimüslimler var, akademisyenler var, medyacılar var, medyadan insanlar var. Yani bu araştırma yapanlar da çok karmaşık bir ekip. Müslümanların yaptığı bir araştırma değil. Orada bu bahsettiğimiz bütün kalıp yargıları görebiliyoruz. Yani İngilizlerin 1997'de yaptırdığı araştırma aslında sadece İngiltere'yi değil Avrupa'yı da biraz yansıtıyor benim kanaatimce. Orada 7-8 tane çok özcü yaklaşım var. İslam değişmez. İslam farklılıklara işte izin vermez. İslam kadın haklarına izin vermez. İslam'da demokrasi yoktur gibi ezber. Fakat o ezberler işte 1990'larda İngiltere'de toplumda çok yaygın bir şekilde var. Sadece genel toplumda değil. Entelektüeller arasında var, siyasetçiler arasında var. Bu raporu herkes konuşuyor. Bakın biz de bu meseleleri konuştuğumuzda temel aldığımız raporlardan bir tanesi ve bunu İngiltere yaptırmış. Yani bir İslam ülkesi, bir Müslüman kuruluş yaptırmış değil bunları. Bunları görmemiz lazım. Biz bilgi üretmemişiz yani bu konuyla ilgili. 20 yıl sonra tekrar bu raporu yazdırdı İngilizler. Yine aynı kuruma dediler ki bir daha yapın bakalım ne oldu bitti bu 20 sene içerisinde. 2018'de bir daha rapor yayınlandı. Ve raporun üst başlığı yine aynı. İslamofobi. Alt başlığında da sadece şu var. İslamofobi hala hepimiz için hala bir meydan okuma. Hiçbir şey değişmemiş. 20 yıl içerisinde, hatta benim kanaatimce daha da Zafer Bey söyledi. Özellikle ırkçı söylemin yükselmesi, kendisine toplumsal bir zemin bulması açısından da daha da kötüye gitti. Ama bakın bu konularla ilgili Türkiye'den son yıllarda birkaç tane rapor çıktı. SET Hanım vardı. Bir evet, tabii tabii, onlar önemsiyoruz. Önemsiyoruz. Yıllık olarak çıktı. Yıllık olarak çıktı. Evet. Ama bununla ilgili bir düşünce kuruluşu, üniversitemizde bir araştırma merkezi, sadece Türkiye için demiyorum. Yine bence en bu konuda aktif olarak Türkiye rol alıyor. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı hem Dışişleri Bakanlığı içerisinde bunu arkadaşları görevlendiriyor, hem de yurt dışında uluslararası platformlarda ne zaman bu konu gündeme gelse veya bir platform olsa bunu açık açık söylüyor biliyorsunuz. Ama yeterli değil. Diğer ülkelerde bunun olduğunu göremiyoruz. Yani bu konuyla ilgili bilgiyi biz üretmemişiz. Bilgiyi siz üretmezseniz, sizin raporlarınız yoksa, siz Birleşmiş Milletler'e bu konuyu gündeme getiremiyorsanız, AGİT'te, Avrupa Parlamentosu'nda, Avrupa Konseyi'nde, hani oralarda biz çok aktif olarak, ben de hani siyasette uğraştığım dönemlerde bunları hep raporlaştırdık, gündeme getirdik, ama bunun sürekli olması gerekiyor. İşte bu bunlar da bu iki gün değil, senelerce yani. Belki şey burada kıymetli hocamın söylediğini tamamlamak anlamında, evet, belki bilgiyi üretme noktasında kadük kaldığımız bir dönemden geçiyoruz. İslam toplumu olarak bunu ifade ediyorum veyahut da Müslüman ülkeler olarak bunu ifade ediyorum. Ancak üretilmiş bilgiyi dikkate almayan bir siyasetin varlığı da çok net Batı toplumunda. Yani 20 yıl önce çıkartılmış olan bu bilgiyi ve İslam düşmanlığına karşı olan Batı'daki toplumdaki bu durumu net olarak gören Avrupa siyaseti ne yaptı diye baktığımız zaman kocaman bir hiçin varlığını görüyoruz. Benim için bir ülkenin demokrasisinin ölçebilecek bazı aygıtlar varsa, en önemli aygıt azınlıklara karşı gösterilmiş olan temel haklar nelerdir? Çünkü bu temel haklar sadece kendi toplumunuza yönelik haklar değil ki. Oradaki yaşamakta olan azınlıklarla ilgili de tüm bu hakların sağlanabilmesi gerektiği kanısındayım. 1961 iş göçüyle Avrupa'ya gitmiş olan Türk toplumuna baktığımız zaman, Avrupa'daki Türk toplumu hakikaten o ülkenin hem kültürel, hem siyasi, hem sosyal, hem ekonomik anlamda birçok zenginliğini kattığını görüyoruz. Bugün artık Avrupa'da yaklaşık 140 bin tane müteşebbisin, 500 bin kişiye istihdam oluşturduğunu görüyoruz. 50 milyar avroluk bir gayri safi milli hasılaya ciddi bir katkısı olduğunu düşünüyoruz. Son olarak zaten BioNTech firmasından yine Özlem Türeci ile Uğur Bey'in bütün insanlığa yönelik yapmış oldukları bu buluşla birlikte COVID pandemi süreci içerisindeki insanlığa katkısını görüyoruz. Bugün baktığınız zaman Almanya'daki büyümenin yaklaşık, yanlış hatırlamıyorsam, 5'te 1 oranında veyahut da 3'te 1 oranında sadece BioNTech firmasının katkısının varlığını görüyoruz. Dolayısıyla Batı
özellikle anlaması gereken konu belki de Max Fischer'in ifade ettiği, biz işçi çağırmıştık, meğer insan gelmiş diye ifade etmiş olduğu bu insanların beklentilerini, onların yaşam tarzları ile ilgili yapması gereken ev ödevlerinin varlığını görmesi gerekiyor. Ancak siz bu insanları kendi düşündüğünüz yapıya dönüştürmek ve onların biraz önce sizin de ifade ettiğiniz gibi muhakkak aydınlanması gereken bireyler olarak veyahut da dönüştürülmesi gereken bireyler olarak görürseniz, bence sıkıntının tam da başladığı yer burası. Yani bugün eğer Batı'daki bu İslam karşıtlığı sadece karşılıklılıkla kalmamış. İşte en son Christchurch'te gördük. İşte 51 tane insan katledildi. Kanada'da gördük. 5 tane insan katledildi. Bugün artık Almanya'ya baktığınız zaman yılda yaklaşık 120 tane cami saldırıya uğruyor. Yani günde, haftada 2 tane caminin saldırıya uğradığı bir zeminden bahsediyoruz. Yani istatistikler tabii o anlamda fikir vermesi anlamında kıymetli. Bugün Belçika'da saldırıya uğrayan, yaklaşık Belçika'da yılda yanlış hatırlamıyorsam 700-800 saldırı gerçekleştiriliyor. İslam karşıtı, %90'ı bayana yönelik yapılıyor saldırılar. Tamamen bayan haklarının çok çok ileri olduğunu düşündüğümüz olan Batı toplumunda eğer %90... Bunlar tesettürlü kadınlar mı? Büyük bir ihtimal tabii mütesettir bayanlar, çünkü mütesettir bayan zaten kimliğini ortaya çıkartmış olan insanlardır. Danimarka'da çok ilginçtir Özlem Hanım. Bir Danimarkalı mütesettir olmayan bayana göre mütesettir olan bayanın iş bulmak için %60 oranında daha fazla kendi CV'sini işverene yönlendirmesi gerektiği tespit edilmiş. %60 oranında. Amerika'da vardı çok yakında bir örneklik. İsim konusu böyle yani. Erkekler için de böyle. Ben kendim bizatihi yaşadığım... Oğlumun adı Hamidullah. Yani kendisi yani her seferinde isminden dolayı sorun yaşar yani. Ben kendi yaşadığım bizatihi kendimin yaşadığı bir örneği vereyim. Kendim Almanya'da Düsseldorf şehrinde bir ev kiralamak istiyordum. Ve aradığım zaman adımı Zafer Sıraki olarak verdiğim zaman randevu alamadığım bir ev sahibinden, ismimi Alman olarak verdiğim zaman, çünkü aksanımdan Alman veyahut da Türk olduğum anlaşılmıyor Alman dilinden, Alman ismi verdiğim zaman aynı randevuyu alabildim. Ve bu şekilde karşılaşmış olduğunuz birçok dışlamanın varlığını görüyorsunuz. Bence önümüzdeki süreç içerisinde Batı'nın vermesi gereken karar daha kapanık, daha içine dönük bir toplum mu olacağı, yoksa hakikaten dünya ile entegre olan ve açık bir toplum haline dönüşecek mi? Özellikle Covid ve pandemi sürecinde bunu bir kez daha gözlemleme imkanımız oldu. Mesela Avusturya'nın Vorarlberg semtindeydi yanlış hatırlamıyorsam. Covid ve pandemi sürecinde esasında yabancılardan kaynaklı, özellikle Türkiye'ye giden veyahut da Balkanlara giden insanların getirmiş oldukları virüsü yaydıklarında mütevellit toplumda bir virüs sayısında artış oldu veyahut da bir pandemi sürecinde bir artış olduğu ifade edildi. Yani bu çok net olarak ifade etmek gerekir ki ırkçı bir yaklaşım. Yani bugün Almanya'ya veyahut da Avrupa'nın diğer ülkelerine baktığınız zaman günlük vaka sayılarının 80 bin, 90 bin civarında olduğunu görüyorsunuz. Demek ki bu tezin herhangi bir karşıtlığı yok. Bu bağlamda önümüzdeki süreç içerisinde evet, Batı'ya giden bizim insanımız Batı toplumunun bugünkü gelmiş olduğu noktada çok büyük katma değer sunmuştur. Bu insanlar artık o toplumun bir parçası haline gelmiştir. Ben yaklaşık olarak 2 hafta önce Almanya'daydım ve Almanya'da mezarlık yerine yapılan saldırıların varlığını görüyoruz. Yani siz eğer ebedi istirahatgahınız olarak, Almanya'da da Friedhof olarak ifade edilir, yapılmış olan bir saldırıyı görüyorsanız buna topyekin bir mücadelenin varlığının çok elzem olduğunu görüyorsunuz demektir. Eğer camilere yönelik yapılan saldırılarda siz camileri polis nezaretinde koruma noktasına gelmişseniz veyahut da her gün yapılan veyahut da her ay yapılan bomba ihbarlarından dolayı insanların camiye gitme noktasında herhangi bir şekilde tedirgin olduğunu görürseniz, sizin artık bir inanç özgürlüğünü hakikaten sorgulamanız gerektiği bir noktaya geldiğinizi görüyorsunuz. Dolayısıyla bence burada evet, ülkemizde Sayın Cumhurbaşkanımız özellikle İslam düşmanlığıyla ilgili mücadele yapılması noktasında her konuşmasında bunu ortaya getiriyor. Medeniyetler buluşması ile ilgili olarak özellikle İspanya ile ilgili yapılan çalışmalarda yine Sayın Cumhurbaşkanımızın ön ayak olduğunu görüyoruz. Batı'da yaşayan insanlarımıza yönelik yaşamış oldukları ülkelerde katma değer oluşturmaları gerektiği konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın her an tavsiyelerini görüyoruz. Entegre olmamız gerektiği konusunda yaşamış olduğumuz ülkenin dilinin muhakkak iyi bir düzeyde öğrenilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ve bir Müslümanın yaşadığı toplumu rahatsız etmeyen insan olarak tanımlamasının bence çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz.
böyle bir ortamda bu kadar kendilerine yönelik açık yüreklikle katkısını sunmaya hazır olan Sayın Cumhurbaşkanımızın batıdaki bir şekliyle düşmanlaştırılmaya çalışılan profilini de görüyoruz. Yani bugün baktığınız zaman batıda artık Türkiye düşmanlığının Sayın Cumhurbaşkanımızın isminin kullanılarak yani Erdoğan düşmanlığının esasında birebir at başı gittiği bir ortamın varlığını görüyoruz. Dolayısıyla bir akıl tutulmasının varlığını çok net olarak ifade etmemiz gerekiyor. Bu akıl tutulmasından çıkabilmenin yolu hoşgörülük kültüründen geliyor, geçiyor, çok kültürlük kültüründen geçiyor ve bir dışa açılmanın muhakkak elzem olduğunu ifade etmek istiyorum. Ya şöyle bir çelişki var şimdi dinlerken hep kafamda olan bir şey daha böyle somutlaşıyor. Şimdi bir taraftan Avrupa'nın özellikle bu alkolizm ilgili tanımlamayı Avrupa'nın yaraları için bir simge olarak kullandığınızı düşünüyorum. Değil mi? Evet. Öyle yaptınız Zafer Bey. Şimdi şöyle bir şey, insanların şeyiyle, ortaya hayatındaki problemlerle toplumların problemleri arasında bir şey var, bir korelasyon var yani çok tabii olarak. Ya baktığımız zaman da ben Avrupa toplumuna baktığımda bugüne kadar yaşadığı problemlerle başına gelen en büyük faciaların ve sonra kendi ürettiği çözümlerin devamında tekrar ortaya çıkan problemlerin hep aynı şekilde neticelendiğini görüyorum. Oysa ki doğal olarak eğer bir sorun yaşamışsanız, ona bir çözüm bulmuşsanız, o bulduğunuz çözümden aynı problemi tekrar etmemeyi öğrenmeniz lazım. Yani en temel mesele bu. İşte Birinci Dünya Savaşı'na bakalım, İkinci Dünya Savaşı'na bakalım. O alkolizm meselesini orada örnek verdiniz diye düşünüyorum. Bunların hepsi aynı sebepten neşet eden problemler. Eğer tüm bunlardan sonra siz ya dünyaya artık barış getirmek için ortaya çıkmışsanız, bir Avrupa Birliği'nden, bir evrensel insan haklarından bahsediyorsanız, o zaman geldiğiniz aşamada, bu kadar zaman, hadi 100 yıl çok uzun bir şey değil insanlık tarihi için ama en azından ortaya koyduğunuz o mevzuatın, işletmeye çalıştığınız, dünyaya örneklik teşkil etmesi için gayret sarf ettiğiniz mevzuatın, sizin insanlarınızın üzerinde bir izinin olması lazım. Çelişkiyi nerede görüyorum? Şimdi devletlerin, kurumların, kurgular yaparak, hem kendi toplumlarını hem de dünyayı dizayn etmek için kurgular yaparak bir şeyler yapmalarını, görünür ya da gizli bir şeyler yapmalarını anlayabiliyorum. Ama her şeye rağmen ben insanların, toplumların devletlerden daha bakir olduğunu düşünüyorum. Daha saf, daha masum olduğunu düşünüyorum. Ve günün sonunda belki biraz safça bir tez olabilir ama toplumların devleti inşa ettiğine inanmak istiyorum. Yani toplumlardaki o iyi niyetin, her şeye rağmen insana kıyamama halinin, insanın tabii gerçek olduğu için insan, toplum dediğimiz şey devlet gibi değil, sahici, dokunulabilir bir şey yani. Kurumsallıktan öte, içinde canlıya dair her nüveyi barındıran bir şey. Fakat şunu görüyorum, tuhaf bir şekilde toplumlar tüm bu sorumluluklardan sonra devletine, kurumlarına inşa etmek için verdiği o yetkiden, nasıl anlatayım, inkişaf etmek yerine tam tersine tersine kötüleşmesi beni rahatsız ediyor. Yani şuraya bağlayacağım. Belki biraz karmaşık oldu ama şunu anlatmak istiyorum. Tüm bu olan bitenler neticesinde ders alan toplumun, devletinin, kurumlarının bu zalimleşmeye, bu kötüleşmeye müsaade etmemesi lazım. Ama Zafer Bey'in bize verdiği rakamlar, oranlar, bu siyaset bunu gösteriyor. Bu öfkenin toplumda var olmasını hakikaten anlamakta zorlanıyorum. Ve o toplumdaki öfke, toplumdaki kötülük beni kaygılandırıyor. Mesela bizim bence en büyük farkımız, Türkiye olarak, bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Bütün bu yaşanan travmalara rağmen, bakın bizim insanımız kötümser değildir. Ona zarar veren için de kötümser değildir. Her şeye rağmen iyi olmaya gayret sarf eder. Ve eğer bir kurumsal bir kötülük varsa, onu da engellemeye çalışır. Buradaki temel çelişki, ben bu anlatabildiğim kanaatindeyim. Buradaki temel çelişki özellikle Avrupa toplumunda bu kurumsal idealizmin anlatılmasına rağmen o idealizmin altında yeşeren o kötülük tohumuna toplumun hala nasıl izin verdiğini ben anlayamıyorum. Yani daha somut bir örnekle mesela bunlar hep tartışılmıştır. Yani Hannah Arendt'ın da anlattığı şey de vardır. Hani sıradan kötülük meselesinde olduğu gibi. Yani burada bu işler olup biterken sıradan bir Alman farkında değil miydi yani Yahudilere neler yapıldığını? Baya baya farkındaydı yani. Görüyordu bunu. Ama ona rağmen
bunların yapılmasına hem müsaade ediyordu hem de belki de kendi içinden doğru olduğunu düşünüyordu. Bu acılar yaşandı, bu travmalar yaşandı. İşte milyonlarca insan, kendilerinde milyonlarca insan hayatını kaybetti. Dünya bir dönüşüm güya yaşadı. Yeni bir şey inşa etti. Almanya'nın işte bir tane doğru düzgün askeri yok. Yani tamamen farklı bir sistem kurguladı dünya. Ama ona rağmen hala kendi içerisinde sıradan kötüye talip olan bu insanların varlığını ben anlamakta zorlanıyorum. Yani benim asıl anlayamadığım şey o. Ve benim Avrupa'ya karşı ümidimi kıran şey bu. Çünkü ben bütün siyaseti de, kurumları da inşa edenin bir sıradan insanlar olduğunu düşünüyorum. Eğer bir sıradan insanların iyiliği, gayreti olmasa nasıl iyi olacak bu dünya? Ve şimdi siyaset yaparken ben Cumhurbaşkanımızın en muhteşem bulduğum ifadesidir. Yani biz gidiyoruz vatandaşımızın, bütün beğeni kimin içindir? İnsanımız bizi görsün, beğensin ve biz ne diyoruz? İşte o muhteşem cümle o. Biz insanımızın ferasetine itimat ediyoruz. Hani eğitimli, eğitimsiz, onun görme şeyi var, görme kabiliyeti var. İşte o görme kabiliyetinin bence en dibindeki temel nüve bence bizim inanç değerlerimiz. İşte o inanç değerleri, o biraz evvel bahsettiğim hep iyi kalmaya sebep olan şey bu diye düşünüyorum. Çünkü ne kadar kurumsal iyilik olmaya çalışırsa çalışsın dünya, iyileşmenin özü insanlığın iyi olması. İnsanlar iyi olmadan sizin kurduğunuz o establishment dedikleri o inşa edilmiş kurumsal mükemmellik işlemiyor. Ben Avrupa'da bunu görüyorum yani. Evet, hocam. Şimdi bir iki müdahale edebilir miyim söylediklerinize? Yani mesela siz biraz Thomas Bauer'den bahsederken katiyet ve kesinlik arayışından da bahsettiniz. Şimdi Avrupa'nın yaşadığı, tabii Avrupa'yı da tekliflendirmeyelim. Yani sizin de dediğiniz gibi bazı ülkelerde işte ırkçılık daha yüksek, bazı ülkelerde toplum daha duyarlı mesela çoğulculuğa, daha açık, daha kucaklayıcı. Ama genel olarak tabii bu tartışmaları yaparken zihnimizde biz de bir Avrupa kimliği inşa ediyoruz ama daha çok onların kendilerini nasıl temsil ettiğiyle alakalı. İşte eski Yunan'dan başlıyorlar, Roma, buna dahil aydınlanma ve Fransız devrimi, sonra işte bilimsel devrimler, endüstri devrimi, bütün bunlara baktığımızda bir işte Avrupa kimliği inşa ediyor ve buna bir de tabii işte Hristiyan, Yahudi kimliği kökeni var. Bunu da içine koymamız lazım çünkü hatırlayacaksınızdır, bu Avrupa Birliği'nin şu anda anayasası yok ama anayasa tartışmalarında mutlaka böyle bir maddenin de olması gerektiği, yani Avrupa Birliği'nin dininin Hristiyanlık ve Yahudilik işte özü itibariyle bu olması gerektiği söylenmişti. Yani Avrupa'nın zihninde aslında böyle bir şey var. Bu Avrupa'nın laikliğinden dolayı pek gündeme getirilmese bile kültürel kimlikte üstü kapalı olan bir şey var. İnsanlar günlük hayatlarında dini yaşamayabilirler, seküler olabilirler, dünyevileşmiş olabilirler. Ama bu Avrupa kolektif kimliğinin bir yerinde duruyor. Hele İslam, Müslümanlar, başka dinler olduğu zaman işte bu orada nüksediyor. Onu görebiliriz. Yani Avrupa şunu yaşıyor. Ben katılıyorum Zafer Bey'e. Bu mesele, tartıştığımız mesele Müslümanların ve İslam dünyasının meselesi değil. Bu mesele Avrupa'nın bizatihi kendi meselesi. Yani o tarihsel yaşadıkları, işte zihinsel dönüşümleri, başkasıyla ve ötekiyle kurdukları ilişkiler, açık toplum olup olamama, açık medeniyet olup olamama hikayesi. Dolayısıyla yani şu anda kesinlik ve katiyet, her şeyi bilmek ve bir yere sırtını dayamak çok büyük bir konfor, çok büyük bir güven veriyor insanlara. Avrupa'nın şu anda yaşadığı şeylerden bir tanesi bu. Bizim medeniyetimizde siz de söylediğiniz böyle bir şey söz konusu değil. Açık medeniyetti burası. Yani işte Osmanlı'ya baktığınız zaman, sınırlarına baktığınız zaman her din, her dil, her etnisite ve bunlardan kimse bir tehdit olarak algılanmıyordu hiçbirisi. Bir güvenlik problemi olarak görülmüyordu ve toplumda belki %100 eşit değildi bütün bunlar. Yani bakıldığında o dönemin şartları için çok önemli. Bugünden baktığımızda belki çok eşitlikçi değildi toplum ama hoşgörülüydü. Yani işte Hristiyanlar kendi ibadetlerini kendi dillerinde, eğitimlerini kendi dillerinde yapabiliyordu. İşte Taksim'e gittiğinizde ilk gördüğünüz şey kilisedir biliyorsunuz. Yani bundan çok rahat İstanbul mesela bunun bir mikrokozmuydu bu açıdan bakıldığında. Yani Avrupa'nın böyle bir problemi var. Avrupa artık açık bir medeniyet değil şu anda. Bunu nereden biliyoruz? İşte güzel bir aslında başlangıç yaptılar değil mi? Yani İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa Birliği kuruldu. Tekrar aynı tecrübeler sizin de dediğiniz gibi yaşanmasın, travmalar yaşanmasın diye Zafer Bey de söyledi. Bu çok önemli bir başlangıçtı. Ama bakın 2016'ya geldik, Brexit oldu. Milletler Cemiyeti kurdu. İşte tekrar renove etti.
tekrar bir daha oluşturdu. İkincisini daha iyisini güya oluşturdu. Ama 2016'ya yani, geldik işte Brexit oldu. Yani İngiltere mesela bu medeni şeyden koptu öyle söyleyelim. Yani bu bakın bu tabii bu kopuş aslında bunun nasıl meşrulaştırdığına baktığımızda aslında tartışmanın belki de çok önemli bir noktasına da varmış olacağız. Yani Saper Bey'in de söylediği. Yani Avrupa gittikçe içine kapanıyor. Sadece Avrupa değil aslında. Pek çok ülke de içine kapanıyor. Pek çok yer de içine kapanmaya başladı. Bu güvenlikçi bakış açısından dolayı. Özür dilerim. Avrupa kendi içerisinde de kapanıyor kıymetli hocam. Yani baktığınız zaman Covid sürecinde biliyorsunuz ülkeler kendi sınırlarını kapatmak durumunda kaldılar. Bunun özellikle globalleşen bir dünyada yani akılla hiçbir şekilde doğru orantılı olmadığını da görmek gerekiyor. Ben mesela İngiltere'deki bu tartışmalardan bizim pek dikkatimizi çekmeyen bir hususu dile getirmek isterim. Mesela İngiltere Avrupa Birliği içerisinde, Avrupa Birliği'ne üyeyken Türkiye'ye en yakın ülkelerden bir tanesiydi. Yani Türkiye'nin üyeliğini gerçekten desteklerdi. Uluslararası platformları da gördük biz bunu. Avrupa Konseyi'nde mesela ne zaman Türkiye ile ilgili bir rapor olsa İngiliz meslektaşlarımız Türkiye lehine konuşurlardı. Brexit kampanyasına baktığımız zaman işte 2015-2016 yıllarında Türkiye merkezdeydi aleyhte yani. Evet aynen. Merkezdeydi. Mesela birkaç örnek vereyim size. Otobüsler giydirildi, ondan sonra işte pankartlar asıldı, siyasal söylem aslında Türkiye karşıtlığı üzerinden bir AB karşıtlığı üretildi. İki tane ana söylem vardı. Bir tanesi bu söylemlerden işte biz milli irademizi Brüksel'e bırakmak istemiyoruz. Biz milli irademiz Londra'da olsun. Anlaşılır bir şey. İki, öteki göç, Müslümanlar işte vesaire gibi konuları vardı. Mesela Türkiye konuşuluyordu hep. Türkiye ile ilgili şöyle haritalar yapmışlardı Özlem'in. Kocaman kocaman haritalar. Suriye ile komşu olmak ister misiniz? Çok iyi hatırlıyorum. Türkiye AB'ye girerse Suriye ile komşusunuz. Bu ne demek? Orada oklarla şey getiriyorlar. Göç yolları getiriyorlar. Peki ne olur bizim sokaklarımızda o zaman? Kadına saldırı, şiddet, işte memlekette hırsızlık artabilir. Bakın kodladıkları şey bu ve %52 gibi çok böyle az bir marjinle Brexit onaylandı. Şimdi baktığınız zaman keşke yapmasaydık diyorlar büyük oranda ama ya tartışmaların odağında Türkiye vardı, Türk bayrağı vardı. Ama işte hocam burada mesela bunun alıcısı vardı hatırlayınız yani bu siz, kampanyaları nasıl burada yapıldı? Buradan şuraya geleceğim. Siz dediniz ki yani normal, tabii, normal insan dediniz aslında doğası itibariyle, özü itibariyle insan iyidir. Biz öyle buna mi? İnanıyoruz buna gerçekten. Evet. İnanıyoruz, evet. Fakat şunu da unutmayalım. Devlet çok güçlü bir mekanizma. Çok. Ve ulus devletlerin ama hepsi... Ama devletleri çok güçlendirdik hocam. Evet ama ulus devlet ama ulus devlet zaten yani doğası itibariyle böyle. Evet. Merkeziyetçi ve her şeyi kontrol altına da bulunduran elinde her türlü enstrümanı olan yani buna güvenlik enstrümanı, istihbarat enstrümanı, eğitim enstrümanı olan ve istediği kimliği empoze eden ve toplumu homojenleştiren dolayısıyla yani burada devletlerin rolü kilit rol onu söyleyelim. Yani devlet medyadaki, akademideki, düşünce kuruluşundaki veya STK'ların bu alanda yaptıkları olumsuz çalışmaları, ırkçılığı yükselten çalışmaları engellemiyorsa o zaman yani devleti buradan bağımsız hale getiremeyiz. Siz dediniz ya insan devleti inşa eder, insan devleti şekillendirir ben dediniz. Ben hala bu iddiadayım. Şundan dolayı bakın şu an dünyadaki en önemli tartışmalardan bir tanesi çok büyüyen o şirketlerle artık devletler kafa kafaya geliyor. Bunun temel sebebi biraz evvel söylediğiniz şey. Devlet o kadar güçlü bir aygıt ki güçlü olmasından yanayım ama bir denge içerisinde. Devleti inşa eden insan olduğunu unuttuğunuz zaman işte o zaman bakıyorsunuz o devlet bir taraftan kendisinin de inşa ettiği o özel şirketlerin kurduğu egemenlik alanıyla işte çarpışıyor. Mesela şimdi Brexit meselesi gibi bir toz sorgulama var biliyorsunuz. Yani bu kampanya gerçek miydi? Gönderilen veriler, işte efendim o bilgilerin paylaşımı, sosyal medya üzerinden yürütülen sahte kampanyalar ne kadar etkili oldu, bu konuda kapanan şirketler oldu, dava konusu oldu vesaire. Ama şunu demek istiyorum. Bence dünya ileriki süreçte devletin gücü meselesini çokça konuşacak. Daha çok konuşacak. Bir taraftan bırakmak istemediği haddinden fazla bir güç var. Ama bir taraftan da onun da dönüşmesi gerekiyor. Eğer her şeyin dönüşmesi düşünürken o kurumsal yapının hiç dönüşmeyeceğini düşünüyorsa dünya o zaman nasıl yapacak yani? Mümkün değil. Çünkü dönüşe dönüşe inkişaf etti. Devlet buraya bir günde gelmedi bu yaklaşıma. O yüzden yani bu tartışma bence çok temel ve güçlü bir tartışma olmaya devam edecek. Daha da çok konuşacağız yani. Bence. Ya bence de yani yapılması gereken tartışmaların... Biz Türkiye'de bunu yapıyoruz bir tarafıyla yani. Bugüne kadar AK Parti de bunu yaparak geldi. Şüphesiz yani devleti bu kadar güçlendirmek ya da devletin yaptıklarını tamamen bu çerçevede değerlendirmek hiç sorgulamadan ben de yani bu insan iradesini o zaman toplumun iradesini ve vicdanını da tamam törpüleyen bir şey.
Ama yani geldiğimiz tecrübe bize böyle bir realiteyi gösteriyor. Mesela Fransız'ın tarihine baktığımız zaman işte ilk ulus devleti işte kuran yerlerden bir tanesi. Bakın devlet kurulduğunda ilk yaptığı iş ne biliyor musunuz Fransa'da? Eğitimi tek eline almak. Çünkü bu tarihi bence okumamız gerekiyor. Yani Avrupa'nın zihnini çözümleyebilmek için de bunu görmemiz lazım. Avrupa'daki yaşanan travmalar neden bugün Avrupalıyı bir takım konularda daha hassas, daha kapalı yapıyor, daha savunmacı yapıyor? Bence bunu çözümleyebilmek de biraz bize düşüyor. Yani onları hatırlatmamız gerekir diye düşünüyorum. Fransa'da çok ciddi bir Katolik kilisesine karşı mücadele var. Yani Fransız sekülerliği bugün neden katı diye baktığımızda tamamen Fransız deneyimiyle alakalı bir şey bu. Kilise her şeye elini almış, her şeyi kontrol ediyor. Ve ilk eğitim kurumları da batıda kiliselerin kontrolünde. Hala biliyorsunuz Almanya'da işte Kindergarten'lar vesairelerde çok ciddi bir etkinliği var kilise. Mezheplere göre kurumların. Hatta üniversiteleri var pek çok yerde de, hastaneleri var. Yani pek Türk toplumu da bunları bilmiyor doğrusu aslında. Biraz bunu da göstermek lazım. Yani dini cemaatler ve gruplar hangi konularda çalışır, neler yapabiliyor topluma, neler aslında verebiliyor. Bunun çok örnekleri var seküler toplumlarda, batı toplumlarında. Fransa'daki bu bahsettiğimiz tarihi kırılma, mesela Fransa'da devlet, milli devletin ilk yaptığı iş eğitim kurullarının hepsini Katolik Kilisesi'nden alıyor. Çünkü yeni bir kimlik inşa etmek istiyor. Yeni bir işte vatandaş tanımı var zihninde. Biraz daha seküler, biraz daha işte dinden kopmuş, biraz daha dünyevileşmiş. Ve bu gittikçe güçleniyor. Bugün geldiğimiz noktada bunu her ülkede görebiliyorsunuz. Fransız eğitim sistemine bakın. Ben Fransız tarih kitaplarına baktık bir proje için biz. Sömürgecilik Fransa'da hiç eleştirilen bir şey değil. Ya bütün dünya sömürgeyi eleştiriyor. Yani Cezayir'de şu kadar insan ölmüş, Fas'ta bu kadar insan ölmüş. Mesela modern dönemdeyiz. Fransız sömürgelerinin ne kadar zalim olduğunu görüyorsunuz. İşte o insanların mutabileştirmesinden kaynaklanıyor. Ne kadar Fransızların sömürdüğü yer varsa daha çok kan vardır ve daha çok şey var, fakirlik var. Yani İngiliz sömürgelerinden daha farklı bir fakirlik var oralarda. Ya, çünkü tabii görüyor bunu yani. Avrupa Birliği kurulduktan sonra sömürgeciliğe devam eden bir Fransa'dan konuşuyoruz. Tabii Cezayir öyle. Yani Cezayir işte 60'lı yıllara kadar halen Belçika'ya da baktığınız zaman Kongo ile ilgili olan süreci hep görüyorsunuz. Yani buradaki esasında Batı'nın söylemiyle eyleminin de her zaman paralellik teşkil etmediğini de çok net olarak görüyorsunuz. Evet. Öyle tahmin ediyorum ki Batı'nın kendisine karşı bir özgüven sorunu var. Bu özgüven sorununu aşabilmesinin bence en önemli olgusu kendi toplumunda yaşamakta olan azınlık toplumuna karşı, Müslüman toplumuna karşı daha fazla güvenle bakabilmesi bence son derece önemli. Bugün sadece Müslüman topluma siz güvenlik endeksi içerisinde bakarsanız, bir güvenlik sorgusu içerisinde bakarsanız bu Müslüman toplumuna karşı çok büyük bir haksızlık olur. Bugün siyasal temsile baktığımız zaman özellikle Batı toplumunda çok büyük bir sıkıntının varlığını görüyoruz. Bugün Almanya'da baktığınız zaman yaklaşık 5 milyon insanın varlığını görüyorsunuz. 83 milyonluk Almanya'da 5 milyonluk insan kitlesi yaklaşık %6'ya tekabül ediyor. Peki %6'lık kesimin meclisteki temsiline baktığınız zaman %2'lik bir temsil oranını görüyorsunuz. Kendisini bu Müslüman olarak temsil veyahut da Müslümanların temsilcisi olarak ifade eden insanların peki toplumda bir karşılığı var mı diye baktığınız zaman hiçbir karşılığın olmadığını görüyorsunuz. Yani bugün Alman toplumunda kendisini milletvekili olarak seçmiş, meclise göndermiş olan insanlardan Türk toplumuyla herhangi bir ilişkinin varlığından bahsedebilme imkanınız yok. Keza diğer Avrupa ülkelerinde 25 milyonluk bir kitleden bahsediyorsunuz. 25 milyon Avrupa Birliği içerisinde Balkanları da kattığınız zaman bu 40-44 milyona denk geliyor. Bu insanların siyasal temsili hangi oranda vardır diye baktığınız zaman sıkıntılı bir sürecin varlığını görüyorsunuz. Peki insanlar kendilerini siyaseten temsil edemezlerse, beklentilerini siyasete taşıyamazlarsa, hukuk zemininde kendi haklarını müdafaa edemezlerse marjinalleşilecekleri çok kesin. Bu insanların marjinalleşme yerine sistem içerisinde muhakkak kendilerini ifade edebilecekleri, özgür bireyler olarak devam edebilecekleri bir ortamın sağlanması her şeyden önce hukuk devletinin temel değeri değil mi? Olmamalı mı? Dolayısıyla orada da çatışmayı seçiyor. Burada, bakıyorum burada, orada da bir İslam modeli geliştiriyor. Alevilik yani, için ayrı bir çalışma yapıyor. Kendince işte... Ulus İslam modeli var şu anda Özlem Hanım. Bakın bir Fransız İslamını konuşuyoruz. Bir Almanya İslamını konuşuyoruz. Avusturya İslamını daha konuşuyoruz. Avrupa İslamı konuşuyoruz. Avrupa İslamı. Evet. Avrupa'nın İslamı geldi daha çok parçalı. Daha çok parçalı. Yani evrensel bir dinin siz kalkıp bir ulus din haline getirebilmeniz mümkün mü?
veyahut da sizin eleştirmiş olduğunuz Batı toplumu nezdinden bakıyorum, eleştirdikleri işte efendim Türkiye'den gelen din görevlileri, işte efendim konsolosluk İslamı olarak ifade ettikleri, tırnak içerisinde ifade ediyorum, bir modeli eleştirdiğiniz yerde peki siz İslam Konseyi kurarak onun başına da işte diyelim ki başbakanlık müşavirini atayarak ve kendinize göre dinle esasında hiçbir ilgisi olmayan insanları o konseyin içerisine alarak siz kendinize göre bir din olgusu üretme peşinde değil misiniz? Dolayısıyla bence burada her şeyden önce bir özgüven sorunu var. Bu özgüven içerisinde bütün sivil toplum kuruluşlarında katkılarını da muhakkak sağlanarak, ben bugün Avrupa'daki birçok sivil toplum kuruluşunun çok güzel hizmetler yaptığını görüyorum. Ama eksik kaldığımız noktalar olabilir. Özellikle hak ihlalleri konusunda çok daha gayretli çalışmalar yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü önümüzdeki süreç içerisinde siyasi konularda ve hukuk alanında mücadelenin çok çok önemli olduğu bir sürece doğru evriliyoruz. Biz Müslüman bireyler olarak, Türk toplumu olarak tüm haklarımızı tabii hukuk zemininde ve siyasal zeminde aramak durumundayız. Onun dışındaki herhangi bir şekilde bir sokak çatışması falan zaten bizim kültürümüzde olmayan bir olgudur. Ben Müslüman toplumun muhakkak yaşadığı toplumlarda katma değer sağlamaya devam edeceği düşüncesi içerisindeyim. Ben Avrupa'da yetişen bir birey olarak da her ortam içerisinde Türkiye ile Avrupa arasında köprüler kurulması gerektiğini, iki toplumun birbirine katkı sunabileceği çok çok alanların varlığını düşünüyorum. Bu anlamda köprü kurma vazifemizin devam edeceğini, zaten Avrupa'da yetişen her bir neslin de bu düşünce içerisinde olduğunu görüyorum. Yani Avrupa'ya gittiğiniz zaman, vatandaşlarımıza sorduğunuz zaman kalbinin bir yarısının Avrupa'ya ait, diğer bir yarısının ise Türkiye'ye ait olduğunu söylüyorlar. Ama siyaseten efendim iki ülke arasında savaş çıkarsa siz hangisini tercih edersiniz gibi absürt bir sorunun, korkunç bir yani soru bence. Böyle bir tercihde bulunabilme imkanının muhakkak dayatılmaya çalışıldığı bir ortamın hiçbir şekilde akılla da izah edilemeyecek bir ortam olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bu bağlamda o birliktelik kültürünün muhakkak inşa edilmesi gerektiği düşüncemi de belirtmek istiyorum. Şimdi hocam gereken diaspora Türkleri diye kitabınızı getirmişsiniz. Bu diaspora kelimesini aslında bir şeyini açabiliriz belki etimolojisini. Bir taraftan insanları biraz tedirgin ettiğini düşünüyorum ben. Çünkü o diaspora deyince aklımıza hep başka bir şeyle örtüştürüyor insanlar. Yani önce bu ismi seçmenizi ve kitabı hazırlamanızla alakalı süreci biraz denemek istiyorum. Çünkü eğer bir şey olacaksa bu Avrupa'daki problemde diasporadaki Türklerin çok başat bir rolü olacak, yani bu kaçınılmaz diye düşünüyorum. Sadece Türkiye'nin dünyadaki modelliği değil, Avrupa'da da bu manada özel bir yeri var. Bilemiyorum, kitabın çıkış noktasını şimdi okuyup daha sonra üzerine yine konuşuruz ama hocam nasıl bir tanımlamayla diaspora ifadesini siz konumlandırıyorsunuz zihninizde? Şimdi tabii bu göçler başladığında Avrupa'ya büyük oranda bu göçlerin geçici olduğu düşünülüyor idi. Yani bu insanlar işte günün birinde işte ülkelerine dönecek diye. Fakat artık 70'lere gelindiğinde mesela İngiltere'de bunu görüyoruz. The Myth of Return. Yani dönüş miti diye kitap yazıldı. Yani Pakistan'dakilerin artık oraya gitmeyeceği belli oldu. Kimse dönmeyecek, evet, artık. Kimse dönmeyecek. O bir hayal hakikaten. Tabii 74'te bir petrol krizi yaşandı. 73-74'te. Zafer Bey onu iyi bilecektir. İşte oradan Alman hükümeti Türkiye'ye gelenlere teşvikte bulundu. Şu kadar işte teşvik veriyorsa gidin, kalın ülkenizde, orada yerleşin. Çok az insan geldi. Gelenlerin bir kısmı da uyum problemlerinden dolayı geri gitti. Şimdi ikinci, üçüncü, dördüncü nesil var artık ve o insanlar orada kalıcı. Diaspora, evet, kavramı bir anlam değişikliği oldu sosyolojide ve antropoloji literatüründe. Normalde diaspora dediğimiz genelde işte sizin de işaret ettiğiniz Ermeni diasporası ve Yahudi diasporası için kullanılırdı. Aslında daha çok Yahudi diasporasıdır. Evet. Çünkü ülkelerinden sürüldüler, başka yerlere gittiler topraklarına. Fakat bugün gelinen noktada artık diasporadan kastedilen şey şu, kendi ülkelerine dönmeyecek mesela olanlar. Onlar kendilerine bir terim inşa ettiler. Tabii tabii. Yani bu terim şu anda... antisemit meselesini mesela onların kendi inşa ettiği bir terminoloji. O yüzden ben hocam tam konuşmamızın başında, ya bizim kendi terminolojimizi inşa etmemiz çok önemli. Biz kendimiz kurgularsak anlatmak daha kolay olacak diye düşünüyorum. Tabii yani başka kitaplarda da biz Avrupalı Türkler ifadesinde kullandık, Avro Türkler ifadesinde daha kullanıyoruz. Daha öncesinden belki... tabii gurbetçi ifadesi vardı. Gurbetçi ifadesi de bir ara sezonluk işçi olarak giden insanları tanımlayan bir şey. Yani geçicilik olgusu üzerinden. Artık ben şu şekilde ifade ediyorum hocam. Avrupa'ya giden birinci nesil vardı. Avrupa'da yaşayan ikinci nesil vardı. Artık üçüncü nesilden sonra Avrupalı Türkler var. Ve bunu belki de diaspora olarak da ifade etmek. Çünkü diasporanın tanımlamasına baktığınız zaman
Galiba o kalıcılığı Türkiye, ifade ediyor. Türkiye'deki artık. Türkler itiraz edecekler. Yani, Türkler yani çünkü artık biz oraya aitiz ama evet. Köken olarak buraya aitiz ve burayla olan ilişkimizi devam etmemiz bizim olmazsa olmazımız. Yani şu anda baktığınız zaman zaten Avrupa ülkelerinden birçoğunun özellikle Fransa'daki cumhuriyetçi değerlere sahip çıkılması gerektiğini söyleyen ve siyasal İslam ile tırnak içerisinde söylüyorum yine mücadele ettiğini ifade eden anlayış köken ülkeyle olan ilişkinizi minimize edeceksiniz diyor. Ama diasporada ifade edilen olgu esasında köken ülkesiyle olan ilişkisini devam ettirme olgusu vardır diasporanın tanımlamasında. Yani sizin ana vatana geri dönme duygunuzu kaybetmediğiniz ama yaşamış olduğunuz ülke içerisinde bir dışlanma olgusu içerisinde yaşadığınız ve kendi içerisinde de organize olduğunuz. Bütün bu tanımlamalara bugün yurt dışındaki baktığınız zaman Avrupa'daki Türk toplumu uyuyor. Yani diaspora Türk belki bizim tabii azınlık olarak bir yerde yaşama kültürümüz yok Türk milleti olarak. Çünkü biz hepimiz yaşadığımız toplumda hemen devletimizi oluşturmuşuz ve toplu bir şekilde yaşamışız. İlk defa bu anlamda göç tarihinde 1961 işte ekonomik iş göçüyle başlamış. Tabii biz de aynı zamanda diğer toplumlarda olduğu gibi mesela Yahudi toplumunda falan bir baskıdan, bir zulümden dolayı da bir göç söz konusu değil. Bu anlamda ayrıştığımız bazı noktalar var ama artık biz yurt dışında yaşıyor ve artık orada bir şekilde kalıcı hale gelmiş ama Türkiye ile olan bağını da devam ettiren, önümüzdeki süre içerisinde de devam ettirecek olan, çünkü bütün Batı toplumlarında baktığınız zaman zaten biz entegre olmuş, artık entegre olunacak bir zeminin de kalmadı. Şimdi benim çocuklarım 3. nesil. Benim çocuklarım artık herhangi bir şekilde entegre olacakları bir ortam yok. Ama entegrasyonun 128 tane değişik tanımlaması olduğu ifade edilir sosyolojik anlamda. Siz entegrasyondan anlamış olduğunuz olgu eğer bir şekilde o toplumda katma değer oluşturmak, o toplumun değerlerini tanımak ve anayasal anlamdaki bütün değerlerinizi kabul ettiğinizin dışında farklı bir şekilde bir tanımlama getiriyorsanız zaten bunun adı entegrasyon olmuyor. Onun adı farklı bir noktaya gidiyor. Ve o artık insanlık suçu olmaya başlıyor. Onun için diaspora bizim ana vatanla olan ilişkimizi devam ettiğimiz ama artık hayatımızı başka ülkelerde daha sağladığımız bu ülkeyle de olan bağımızı bir şekilde kurduğumuz bir zemin demek. Yani o duygusal aslında bağ da işaret eden bir evet. kavram. Yani sosyal bilimlerde artık kullanılıyor. Sadece Türkler için değil mesela İran diasporası, Pakistan diasporası gibi. Evet, güçlüler ama onlar. Evet. Dünya genelinde yaklaşık 400 milyon insan var efendim. Tabii burada bir hususun altını çizmek lazım. Siz de bahsettiniz biraz. Yani entegrasyon ve asimilasyon iki ayrı biliyorsunuz kavram ya da iki ayrı model. Burada da Avrupa ülkelerini tabii teklifleştirmemek lazım. Her ülkenin bu yabancılar ya da ötekiler ya da göçmenlerle ilgili farklı içerme modelleri var. Onu söyleyelim. Mesela İngiltere bu anlamda biraz daha liberal. Daha liberal, daha esnek. Fransa çok daha kültürlü bir modeli baskın var. Baskın bir yapısı vardır. İngiltere'ye bakıldığında her ne kadar bu bahsettiğimiz ayrımcılıklar, ırkçılıklar vesaire de olsa da yine de Müslümanların orada kurumsallaşması, kendi inançlarını yaşayabilmeleri, onun gençlere veya işte yeni nesillere aktarabilmeleri daha mümkün. Doğru. Ama biraz daha detaylarına baktığınızda sizin de ifade ettiğiniz gibi ırkçı partilerin orada yükseldiğini, bu söylemin arttığını, nefret suçlarının da belirli bir aslında noktaya geldiğini görebiliyoruz. Ama Fransa ile karşılaştırıldığında en azından mesela İngiltere bir İngiliz İslam'ı inşa etme derdinde değil, hiç öyle bir problemi yok. Yani Müslümanlar kendi aralarında istediği gibi işte örgütlerini kurabiliyorlar, camilerini açabiliyorlar. Ama Londra'ya belediye başkanı olabiliyorlar. Tabii. Ama mesela Fransa'ya gidildiğinde şunu görüyorsunuz. Aynı Almanya'da gibi biliyorsunuz Fransa'da da bir konsey var. Orada da bugünlerde de çok sıkı ve tartışılan bir şey. Şu anda mesela Macron'un önünde Fransız İslam'ı ile ilgili bir rapor var. Macron da siz söylediniz, yani ana akım siyaset bütün Avrupa ülkelerinde marjinal siyasetin peşine takılmaya başladı. Macron şu anda söylemlerine bakın tıpkı Le Pen'in söylediği gibi ya da Zemmour'un diğer adayın söylediği gibi şeyler söylemeye başladı. Çok ilginçtir tabii bu Avrupa'daki zihin bu kadar daralmasına neden doğru ben, gidiyor. Ben evet. en çok bundan tabii. rahatsızım, en çok bunu merak ediyorum. Bu kadar entelektüel seviyenin vesaire işte yükseldiğini anlatıldığı bir ortamda bu kadar ilkel diyebileceğim argümanlarla tekrar düşünerek siyaset üretmeyi anlamakta zorlanıyorum ve çok kıtmir bunun. Bunun tabii bir popüler karşılığı olduğu için yani nihayetinde seçime gidiyorlar bunlar ve seçmen kitlesini etkilemesi gerekiyor. Son 10 yılı
veya son 20 yılın trendlerine baktığımız zaman Avrupa'da ne yazık ki bunları görebiliyoruz. Yani PEGIDA ve işte Almanya için Alternatif Partisi 6-7 yıllık bir geçmişi var maksimum. Ama %12'lerde. 70-80 tane milletvekili çıkarabiliyor. Almanya'da koalisyonun ucundan döndü yani. Yani şu onunla anda bir de çok ilginç, çok ilginç olan bir şey belki söylememe müsaade ederseniz. Mesela PEGIDA hareketinin başlamış olduğu Dresden şehrinde 500 bin üzerinde nüfus var. Yaşayan Müslüman nüfus çok binde az. Bir. Evet, en az yani olduğu yerlerden biri. Tanımadığınızın düşmanı olursunuz olgusu içerisinde yürüyen bir süreç var. Bir de tabii Zemur'dan bahsettiniz. Mesela Zemur kurmuş olduğu partinin ismini Reconquista olarak ifade ediyor. Ve baktığınız zaman işte Endülüs dönemini de hatırlatan yeniden fetih diye ifade edebileceğimiz hakikaten artık yani düşmanlaştırma üzerine giden bir yapı var. Eğer Batı önümüzdeki süreç içerisinde sağa doğru kaymış olan gemide daha sağa doğru bir yönelmeye doğru giderse Titanic, gemisi batar. Titanic olacak. Hocam. Dolayısıyla bunun tek yolu sağa doğru kayma eğilimi gösteren bir geminin tek kurtuluşunun dengeyi oluşturabilecek yani orta yol olarak ifade edebilecek ve Batı'daki Müslüman toplumunu bir zenginlik olarak kendi toplumunun bir parçası olarak görmeye daha eğilimli olan akımın, düşüncenin muhakkak oluşturulması gerektiğini de belirtmekte fayda mı lazım? Şimdi programımızın sonuna geldik. Fakat çok değerli hayatını kaybeden 3 Türkiye insanı var. Onlardan bahsetmek ve rahmet dilemek istiyorum ayrı ayrı. Şimdi bir tanesi Timaş'ın tabii efsanevi ismi, Hekimoğlu İsmail evet. adını kullanıyordu. Evet. Ömer Okçu gerçek adı. Hayat zaman çok hızlı geçiyor. Biz 99 depreminde Kanal 7'de ben kendisiyle uzun bir program yapmıştım. Çocukluğunda bana Erzincan depreminden nasıl sağ çıktığını anlatmıştı. Pek çok kitap var ama en önemlisi tabii Minyeli Abdullah. Yani bizim işte 90'lı yıllarda gençlik yıllarımızdaki o efsane film. Bizim bir şeyi anlatma şeklimiz. Yani o meselelerimizi belki en duygusal haliyle anlattığımız kitaplardan, eserlerden biridir. Yani Hekimoğlu İsmail dediğimiz zaman bence bizim hikayemiz. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine başsağlığı diliyorum. Bir diğeri tabii milletvekili de yaptı. Aykut Edibali. Yeniden Milli Mücadele Hareketi'nin önemli isimlerinden. Daha sonra Islahatçı Demokrasi Partisi'nin işte başında kurucusu. O da bence Türk siyasetinde özgün kendi fikriyatının peşinde koşan önemli bir fikir siyaset insanıydı. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün çok Yahudilerden bahsettik. Yahudi cemaatinin onursal başkanı Ben Sion Pinto vefat etti. Bugün cenaze töreni var. Ben Sion Pinto da bence çok önemli bir insan Türkiye için. Cemaatin başka insanlarla ilişki kurmasında çok önemli bir öncülüğü vardı Ben Sion Bey'in. Hatta enteresandır, 2009 yılında bir kitap yazmıştı, Anlatmasam Olmazdı diye bir kitap. O kitapla beraber ben kendisini tanımıştım. Ve 2012 yılında ben Kadın Kolları Başkanı olduğum zaman beni ziyarete gelmişti partiye. Ve bana demişti ki hayatımda ilk defa bir siyasi partiyi ziyarete geliyorum, sizi ziyarete geldim demişti. Ben bugün kendisini de bütün diğer insanlarımız gibi rahmetle yad ediyorum. Ve şunu görüyorum, ya bu ülke çok güzel bir ülke. Bakın şu an baktığımızda her biri farklı aslında. Türkiye'li ama her birinin farklı bir duruşu var. Her birinin ayrı bir Türkiye'de, dünyada doğruyu arama hali var. Böyle bakıldığı zaman bugün de Yahudi cemaati için çok önemli bir gün. Çok hüzünlü olduklarını biliyorum. Erol Cohen Bey ile konuştum. İşte biraz evvel Sayın Cumhurbaşkanımızla da konuştuk aynı meseleyi. Böyle asılı kelam, hepsine biz başsağlığı diliyoruz. Bu hüzünlenmenin de bizim Türkiye açısından baktığımızda ne denir, birleştiren bir hüzünlenme hali. Bizim kendi resmimiz. Bir taraftan şanslı buluyorum bu memleketi. İnsan olma halimizi hala muhafaza ettiğimiz için. Ümitliyim Türkiye'ye dair, dünyaya dair. Bu yaşadığımız üzüntülü olaylar karşısında bile birleşebildiğimize göre, bir Türkiye resmi ortaya koyabildiğimize göre bu halin ben dünyaya örneklik teşkil etmesini diliyorum. Bütün hastalarımıza da şifa diliyorum. Çok teşekkür ederim. Bugün Fadime Hanım da beraber olsa çok daha güzel olacaktı. Ama hem Zafer Bey size hem Talip Bey size hasreten teşekkür ediyorum. Bu konu çok mümbit bir konu. Daha çok konuşmaya muhakkak ihtiyaç var. Bu manada akademik olarak özellikle sizler çok önemli çalışmalar yapıyorsunuz. Biz de mümkün olduğunca bunu paylaşalım. Ben ilk fırsatta Diaspora Türkleri'ni de okuyacağım.
üzerine de tekrar konuşmaya devam edelim. Çok teşekkür ediyorum her birinize. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet, bu hafta da programın sonuna geldik. Haftaya tekrar İnce Fikir'de buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.